Gökyüzünden müjdeye bu sabah hüzzamdan okundu ezan. Aksetti ilahi sesler derinde, bir bitmez bereket beraberinde. Gözler kilit vurur uykusuzluğa. Bugün artık bütün şüpheler yalan. Bu o gündür şarkı can evimde can. Bugün mahya benim minarelerde, tertemiz dolaşsam hangi mabedi. Melekler kıskanır bu ibadeti. Düşler kucaklarda kucaktır. Bana madde kadar mana da lazım. Gürül gürül Kur'an okudu hafızım. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, kıymetli konuklar, tekrar tekrar hepiniz Ramazan özel
etkinliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programın başında da arz ettiğimiz gibi bizleri maneviyata kavuşturan, özellikle Amasya'nın manevi özelliğini yansıtan, Amasya'yı Allah aşkıyla, dualarla, birlik ve beraberlikle buluşturan kıymetli belediye başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Muhterem hemşehrilerim, sevgili bacılar, kıymetli arkadaşlarım, sevgili gençler. Bugün elhamdülillah sağlık saat içerisinde bir Ramazan'ı daha birinci gününü hep beraber sağlık saat içerisinde sonuca erdirdik oruçlarımızı açtık. Ne şükür etmemiz gerekiyorsa onu etmemiz lazım. Şükretmek önemlidir. Şükretmenin ömür adı da Cenab-ı Hakk'a teşekkür etmektir. Verdiği sağlıktan, verdiği nimetlerden için ve halimizin, huzurumuz için Cenab-ı Hakk'a çok çok şükretmemiz gerekir. Evet, Ramazan deyince neyi hatırlıyoruz? Ramazan deyince birliği, beraberliği, bölüşmeyi, paylaşmayı, gönüllerde birleşmeyi anlıyoruz. Böyle anlamalıyız. Ayrıca Ramazan Müslümanlar için de arınma ayıdır. Tövbe ayıdır. Günahlarından kurtulup yeni bir başlangıcın başladığının manasıdır. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sarret Bey'in herkes halinize çok şükredin. Halinize sağlık sıhhat açısından çok şükredin. Herkes sizin gibi, bizler gibi olduğunu düşünmeyin. O kadar garip kurabamız var ki, fakir fukaramız var ki tam iftar topu patlatmak üzereyiz. Bir hemşerimiz beni arıyor. Diyor ki Sayın Başkan, biz evde 3 tane hanımız. Birimizde şu var, birimizde bu var. Ve evimizde sıcak lokma değil, bir parça ekmeğimiz yok. Canlı yayın yapıyorlar. Onu izliyordur, latife olsun falan filan diye Karamboğlan bir kelime konuşmayacağımızı bilirsiniz. Emin olun o yarım saatlik süreyi nasıl geçirdiğimi bilmiyorum. Hemen yanımdaki personele ismini vermeyeceğim gönderdim. Derhal Kur'an işimi tabi tutuyorsunuz. Yarın da kendim ziyaret edeceğim inşallah. Onun için herkes haline şükredecek Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi üzerine. Komşusu açken tok yatan hadis-i şerifi üzerine herkes etrafına Ramazan gününde şöyle bir bakacak. Birbiriyle paylaşacak. Eskiden ne yapardılar? Evlere sıcak yemekler gönderirlerdiler onu komşu. Bu adetimizi, bu geleneğimizi yerine getirmemiz lazım. Biz burada bu durumda olan vatandaşlarımıza ola ki imkan var olmayan veya gücü yetmeyenler için hilal çorbamızda her akşam iftar veriyoruz. Sıcak yemeğimiz var. Bunun fakiri zengini diye bir şey yok. Beceremeyebilir. Evde kimsesi yoktur, beyefendidir. Herkesi oraya bekliyoruz. Biz Amasya'mızda huzur istiyoruz ki öyleyiz. Amasya'mızda birlik, beraberlik istiyoruz. Amasya'mızda güzellik istiyoruz. Amasya'mızda şu Ramazan'ın nimetlerinden, Ramazan'ın faziletlerinden
Amasya'mızı faydalandırmak istiyoruz. Bu ayı 11 ayın sultanı denmiş. Sultanla yan yana gelmişiz. Sultanın nimetlerinden faydalanmak lazım. Onun bereketlerinden bereketlenmemiz lazım. Her şeyden önce birbirimizi sevmemiz, birbirimizi anlayışla karşılamamız, kalp kırmaktan imtina etmemiz lazım. Güler yüzlü olmamız lazım. Bölüşen, paylaşan ve âli menfaatta Amasya adına, mahalle adına, konu komşu adına, efendim bina adına birleşen olmamız lazım. Efendim birlikten kuvvet var. Bu manada ben kardeşiniz olarak elbette ki belediye başkanımızın, belediyemizle alakalı Ramazan-ı Şerif ayında ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağından şüpheniz olmasın. Ola ki mahallelerinizde, bunu söylemek için konunun başından girdim buraya, mahallelerinizde bizim bilmediklerimiz vardır. Bizim göremediklerimiz vardır. Onları mutlak suretle bizlere bildirmeniz lazım. Evet. Biz nereden geldiğimizi, nereden nereye gideceğimizi biliyoruz. Ve şöyle diyoruz. Topraktan halk olduk, toprağa gidiyoruz. Gideceğiz. Hayat dediğimiz şeyi her zaman söylüyorum. Ezanla selamın arasındaki zamana hayat diyoruz işte. Doğuyorsunuz Allah-u Ekber. Ölüyorsunuz Esselatu Vesselam Aleyke ya diyor. İşte bu süreye hayat diyoruz. Burada da bize verilen rol oynuyoruz. Bu kadarcık kısa bir sürenin içerisinde eğer bu gök küpenin altında bir hoş seda bırakabiliyorsak, efendim şehrimize hizmet edebiliyorsak, gençlerimize müreffeh bir Amasya'nın hazırlanması noktasında gayret gösterebiliyorsak, sizlerin duasını alabiliyorsak, özellikle şahsım adına bu geçerlidir. Kimsenin parası, kimsenin mülkü, kimsenin efendim arazisi beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren Amasyalı hemşerilerimizin gönlüne girebiliyor muyum? Kalbine girebiliyor muyum? Dua alabiliyor muyum? Gerisi teferruat. Amasyalı istesin, sizler isteyin, efendim biz dağları deleriz. Ondan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ben zamanınızı almayayım. Yoksa ki ileriki süreçlerde başka şeyler konuşuruz. Efendim buraya bir huzurlu akşam geçirmek üzere geldiniz. Ramazan boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Hele hele hafta sonları efendim burada programlarımız devam edecek. Siz isteyin, ben de sizin istediğinizi yapayım diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak varlığımızı, bildiğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Fitneye, fesata, efendim dedikoduya fırsat vermesin. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ramazan-ı Şerif ayında efendim kimlerin el ayağı bağlanır? Efendim? Şeytanların el ayağı bağlanır. Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları zoraki tutulurmuş. Maazallah. Cenab-ı Hak bizi iki ayaklı şeytanlardan muhafaza eylesin diyorum. Hepinize saygı ve muhabbetler sunuyorum. Evet, Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca ne kadar teşekkür etsek azdır, programın başında da söylediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif ayı boyunca su ücreti almıyor Sayın Başkanımız, su bedava. Bu anlamda da bir coşkulu alkış alabilir miyim başkanım? Allah razı olsun başkanım. Sizi Allah başımızdan eksik etmesin diyorum ve sözü ben Osman hocama bırakıyorum. Şimdi kıymetli Amasyalılar, artık ben de başkanımın o yürekli tabiriyle Fahri Amasyalıyım. Böyle kıymetli başkana sahip olduğum için vallahi gurur duydum. Kıymetini bilin. Türkiye'de örneği yok. Vallahi yok, billahi yok. Güçlü bir alkış gelsin. Yüreğinde sağ ol.
Muhammed. Çok çok teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Bu dünyada ölüm var. Ne makam, ne mevki, ne şöhret, ne sanat, ne zenginlik, hepsi geçici. Kalıcı olan kıymetli başkanımın söylediği gibi işte bir Allah razı olsun demek. Yüreğimi samimiyetimi hisseden hissediyordur. Başkanım da hissediyordur. Sadece sizden beklentisi bir Allah'ın razılığı. Bir Allah razı olsun demeniz. Başka hiçbir şey yok. Ben bir kez daha almış istiyorum başkanımla. Bir kez daha yürekten. Bak şu dünyanın türlü türlü haline. Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme. Ne gelir? Dostlar hep birlikte eşlik edersek çok sevinirim değerli dostlar. Alkışlar sizlere gelsin bir kez daha. Bir çift turna gördüm.
işleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Bizi bekleyen var Kabe yolunda. Muhammed'e doğru uçun turnalar, uçun turnalar. Akar aşıkların gözünün yaşı, ah ettikçe eritir dağı taşı. Kudüs-ü Şerif'te muamla taşı, orayı ziyaret edin turnalar, edin turnalar. Dönmüş o türbe.
başlarım bir tane peşinin gelecek mi? Yana yana kül oldum, bir esmere kul oldum. Yana yana kül oldum, bir esmere kul oldum. Mahpenin arkasından direkt. Peki, tamam başlarım. O zaman arkadaşlar. Aşka can feda, olsa ne fayda?
Aşka gel feda, olsa ne fayda. Aşk oku yayda, kemalimi yem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Resulallah. Efendim arkadaşlarla Muammer abiyi şöyle yanımıza alalım. Vallahi demin gerçekten yürekli bir yorum yaptı. Kendisine bir alkış versin Muammer Kufa'dan abime şöyle alkışlar abi. Beraber, beraber. Başkanım ama uzunca bir yoldayım okuyacağım bugün özellikle. Evet, alkışlar istiyorum ben Muammer abi, alkış istiyorum. Efendim başkanımın en çok sevdiği Türkiye. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Biraz sesi yorgun olmasa aslında başkanımda da eşlik etmesini rica edecektim ama bayağı yorgun. Evet. İnşallah başka bir programda. Bugün mümkün olduk. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum.
Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm hayli zamanda, iki kapılı bir handa, yürüyorum gündüz gece. Başkanıma bir alkış istiyorum, alkış! Yürüdüm bir alkış! Sırmalar taksam
İnciler dizsem yoldan, canım kurban bu vatana. Yol ver Türk'ün bayrağı. Şimdi sizde. Canım kurban bu vatana. Şimdi. Şimdi benim yeni yaptığım Türkiye eseri var, ondan veda edeceğim. Aslında playback yapacaktım bu eseri, arkadaşlarımla çalışmak daha yeni eser. İnşallah bir haftaya kadar çıkacak. Ama arkadaşlar siz beni yakalarsınız. Yurdumuzun dört köşesi, köylü kendi şehirlisi, bir bütündür Türkiye'm. Biz barışçı bir milletiz, herkesi kardeş biliriz, onun için seviriz, sevgi yumağı Türkiye'm. Ray ra ra ram ram ra ra ram ram ra ra ram ram ra ra ram ra ra ram ram ra ra ram ray ra ra ram ram ra ram ra ram. Tarihe geçmiş adımız, buna layıktır hanımız, bir cennettir vatanımız, ata yadigarı Türkiye'm. Tarihe geçmiş adımız, buna layıktır şanımız, ay yıldızdır bayrağımız, ata yadigarı Türkiye'm. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna, düzlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır kıraatımı sunarım, hep birlikte ırmağının akışına ölürüm. Ölürüm, ölürüm Türkiye, hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, hey 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 hey. Hey! Elleri göreyim, son vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için. İnşallah 23 Nisan şenliğinde gönüllerinizin eserlerine sizlerle olacağız inşallah. O zaman istiklal diye.